Karadağ'da Yaşamak Facebook grubu ve karadağdayaşamak.com web sitesi için çektiğimiz yeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Ben Çınar ve eşim Burcu. Bu videoda sizlerle beraberiz. Evet. Merhaba arkadaşlar. ben birkaç videodur yoktum. Sizleri çok özledim. Siz de beni özlediniz. Özlemişsiniz öyle dedi. Evet, birkaç videoda tek başımaydım. Sağ olsun bu videoda bana eşlik etti. Evet, yorumlarda özellikle seninle beraber video çekmemizi önerenler çok oldu. Birazcık rahatsızdım. Hala tam geçmedi de. Ama yine de sesimle kulaklarınızı tırmalamaya geldim. Bu videoyu bu arada İzmir'den çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Şu an İzmir'deyiz. Pazara kadar buradayız. Şimdi bu videonun konusu neden Karadağ'da yaşamalıyım? Karadağ'da yaşamayı beni ikna et gibi garip bir konulu video. Bu video. Hadi beni ikna et. Evet. Bu başlığı neden seçtiğimizi de söyleyeyim. Herkes bize bu tip sorular soruyor. Herkes demeyelim de bir kısım bize bu tip sorular soruyor. Biz de dedim böyle bir video çekelim. En azından insanları bilinçlendirelim. İkna etmiş olalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle yurt dışında yaşamak. Öyle bir misyonumuz yok. Evet. Biz kimseye bu şekilde bir öneride bulunamayız. Çünkü yarın bir gün Karadağ gelir, çok zengin olur mesela. Böyle çok işleri yoluna gider, her şey memnun olur. İyi ki Karadağ gelmişim zamanında falan der. Ama Karadağ gelip mesela işleri kötü gider, olur olmaz şeyler yapar, yanlış şeyler yapar, batar veya başka bir şey olur. Beni Çınar getirdi, Allah cezanı versin falan gibi olur. Yani bir başarı da bizim toplumumuzda biliyorsunuz böyle bir şey vardı. Başarı da ben yaptım, başarısızlık da o beni yönlendirdi gibi bir söylem doğru vardır. Maalesef. Bu algıdan kurtulamadığımız için bu işlere zaten normalde hiç karışmıyoruz biz. Bu tamamen sizin kararınız arkadaşlar. Ya şimdi şöyle birkaç arkadaş mesela hani ya şöyle oluyor. Mesela eşler arasında birisi çok arzu ediyor Karadağ'da yaşamayı, çok istiyor. Ama birisi böyle biraz tam emin olamıyor. Ya tabii herkes kafa dengi olamıyor. Biz olamıyor. Burcu mesela bir şey söylediği zaman zaten ben onu düşünmüş oluyorum. Ya zaten birbirimiz genelde uyuştuğumuz için. Evet. Ya herkes da öyle olmayabilir. O yüzden hani ikna olmayan ya da işte henüz kafasına yatmayan insanı ikna etmemizi istiyorlar ama şimdi biz onu yapamayız. Onu eşlerin birbiriyle anlaşıp ortak bir karar vermesi gerekiyor. Kesinlikle. Ama şunu söyleyebiliriz, anlatabiliriz. Sadece Karadağ için geçerli değil, dünyanın her yeri için geçerli. Yeni bir hayata adım atmak herkes için tabii ki çok kolay olmayabilir. Bazı insanlar için çok kolaydır. Bazı insanlar çok kolay adapte olur. Hemen geçmişi silebilir, unutabilir. Ama bazı insanlar geçmişte yaşar ya da sürekli alışkanlıklarını arar. Eşini, dostunu, çevresini arar. Belki çok sosyal değildir, eski hayatını özler. O yüzden her insandan insana değişebilir. Daha önce de bahsetmiştim, birçok üye olduğum gruplarda örneğin bu sadece Karadağ için değil ki, hatta en düşük Karadağ için geçer diyebilirim. Örneğin Kanada, Amerika, Almanya, ya işte Kanada her taraf kar ya, çok sıkıcı. Almanya hiç sosyal hayat yok ya, bu soğuk burası. Ne bileyim işte Amerika'dan bile şikayetler geliyor. Evet, arkadaşlar işte, yani herkesi memnun edemez. Bir ülke, evet. Ya şöyle söyleyelim. Dörtlük bir ülke var mı derseniz yok. Öyle bir ülke yok. Çünkü herkes, yani dünyanın en güzel ülkesi bile olsa mutlaka şikayet eden birileri oluyor. Çünkü insanların beklentileri farklı. Herkesin beklentisi farklı. Tabii. Kimi çok zengin olayım diye geliyor mesela. Evet. Kimisi kafamı işte, dinleyeyim kafa der, dinleyeyim rahat der. Olsun, yani huzurlu olayım. Ne amaçla geldiğinizde biraz önemli. Aynen öyle. Şimdi şöyle, bu sadece Karada, yani yurt dışı için diye geçerli değil. Mesela Türkiye içinde de şehirden şehre geçtiğinizde bile alışma bir adapte süresi oluyor. Bu Karadağ dışı için de böyle. Mesela buraya geldiğiniz bir veya iki sene mutlaka bir adaptasyon süresi oluyor arkadaşlar. Hem sizin hem çocuklarınız için. Yani bir iki sene sonunda eminim ki iyi ki ben bunu karar vermişim, iyi ki bunu yapmışım diyeceksiniz. Çünkü alışmanıza bağlı. Kesinlikle. Mesela buraya gelenlerin zaten çocukları varsa büyük ihtimal çocuklarımın geleceği için gelmek istiyorum diyor, evet. Mesela. Çocuğunuz burada okula başladı. Ortaokuldan mezun oldu. Ortaokuldan mezun olduğunda İngilizceyi, Karadağcayı yani Sırpçayı, bu bölgede konuşulan dili ve Türkçeyi bilecek. Yani üç dili bilen bir çocuk eminim ki çok çok başarılıdır. Hayatta diğer çocuklardan 2-0, 3-0 öndedir. Biraz öne geçmiş olur. Ya her bir dil bir puan derler ya, o şekilde çok çok büyük bir avantajlı bir duruma gelir, evet. Diğer çocuklara nazaran. Çünkü çocuklar artık oldu, yarışır yani, yarışır gibi aynen oldu. Aynen öyle. Maalesef. Değil mi? Ya eğitimi de bir tarafa bırakalım. İşte dediğim gibi ya arkadaşlar, daha önce de Çınar söylemişti. Bu arada ona da açıklık getirmek istiyorum. Biz hani şuraya gittik, buraya gittik. Daha önceki videolarda bahsettiğimiz şeylerin sebebi, bunu söylememizin sebebi birçok yeri görerek Karadağ'a karar verdiğimizi üstlerine basa basa belli etmek için. Yoksa oraya gittik, buraya gittik zaten Facebook'umuza, Instagram'ımıza bakan ya da herkesinki gibi bizim için de geçerli. Ne yaptığımızı, ne ettiğimizi görür zaten. Bu asla bir hava atma şeyi değil. Yani gezmeyle tozmaya hava olmaz. Gezmeyle hava atılmaz arkadaşlar. Yani herkesin yaşantısı farklı mesela. Sadece dediğim gibi biz bir yerleri gördük, biraz durduk. En uygunu bize Karadağ geldi yakınlık olarak Türkiye'ye. Çünkü sonuçta herkesin bir ailesi de var, geride bıraktı.
gidiş geliş kolay olsun diye. Yemekleri güzel, havası çok güzel, denizi güzel, insanları sıcakkanlı. Ucuz bir ülke. Diğer Avrupa ülkelerine nazaran bayağı ucuz. Sessiz, 4'te 1 oranında ucuz bir ülke. Yok. Aynen öyle. Trafikte saygılılar. Doğa harikası zaten. Doğa harikası. Ya birçok açıdan bize kızları en güzel. Önde gelen o oldu. Cevakaları. Cevayken. Sok Allah Allah. Ben adrenalin açtı gibi gülüyorum. Şimdi evet, bu arada ettim. Hasta Burcu. Evet. Bu videoda nazar ettiler. Nazar gelmiş. Böyle ifade ediyor kendini. Evet. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Karadağ'da yaşayıp yaşamamak tamamen sizin kararınız. Bu Karadağ için geçerli değil. Bütün dünya için geçerli. Aynen öyle. Her kararı en sonunda siz verin. Yani sorumluluğu sizin almanız gerekiyor. Başka yere gittiği zaman da sıkılan insan oluyor. Yani niye geldim ben buraya deyip dönen insanlar da var. Hatta bugünlerde görebilirsiniz. Daha önce de görebilirsiniz. Olmadı, yapamadım, vazgeçtim, ayak uyduramadım deyip dönenler. Ama bunların içinde geldiğine pişman olan da oluyor. Evet. Şöyle Karadağ'dan 2 ay önce ayrılmış. Bana tekrar mesaj atıyor. Nasıl gelebilirim, ne iş yapabilirim tekrar. Yani böyle dönüp de pişman olan da çok arkadaşlar. Evet. Biraz çabuk pes etmemek lazım. Biraz yaşadığınız yeri sevmeye çalışmanız gerekiyor. Kesinlikle. Hayat mücadelesi böyle zaten. Hemen pes ederseniz pes edenler zaten kaybeder. Her zaman kaybetmeye mahkumdur. Aynen öyle. Belli bir yerlere gelmek için de belli bir riskleri almak gerekiyor. Belli bir çile çekmek biraz gerekiyor. Biraz fedakarlık lazım. Fedakarlık lazım. Yani çocuklarınızın geleceğini düşünüyorsanız eğer kendinizi düşünmeyeceksiniz. Çocukların geleceği için biraz sabretmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Yani bu demek değil ki Türkiye'deki çocukların geleceği yok. Öyle bir şey demek istemiyorum. Sadece onu söylediği farklı bir açıdan. Yani sonuçta şöyle düşüneceksiniz. Bir gün siz Almanya'da doğmuş olsanız, oradan başka bir ülkeye gitmiş olsanız belki Almanya'yı arayacaksınız. Tabii. Bildiğinizi yaşadığınız için Türkiye için aynı şey geçerli. Ama siz Karadağ'da doğmuş olsanız atıyorum. Yani, gidip Türkiye'de yaşayayım der miydiniz? Bunu bir düşünmeniz gerekiyor. Bu tamamen alışkanlıkla kesinlikle. Alakalı. Biz hiçbir videomuz arkadaşlar ya Türkiye'yi veya başka ülkeyi kötülemiyoruz. Ne veririz, çünkü ne yeriz. Yani biz Türkiye'de İzmir'de yaşadık. İzmir bana göre çok güzel geliyor. Çok güzel. Yani birçok ülkeden daha güzel ama ne bileyim ya biz şöyle yerimizde durmayı sevmiyoruz. Yani. Bizim öyle bir olayımız var. Belki onu anlamışsınızdır. Uzun süre İzmir'de. Hani gezmeyi seviyoruz. Daha doğrusu hani böyle bir yere gitmiş olmaktan çok o yere gitmiş olma fikrini seviyorum ben mesela. O hazırlığı, yolda olmayı acayip seviyorum. Kesinlikle çok hoşuma gidiyor. Bazen mesela 2 hafta, 3 hafta evden çıkmayalım. Hadi bizim yolumuz geldi deyip böyle bir yerlere de olsa böyle 4-5 saat gidip. İşte bu bizle alakalı bir şey. Hani kendimizi bu tatmin ediyoruz. Herkesin öyle olacak diye bir şey yok. Evet, bazıları şey diyor işte Karadağ'a gitmişler çok mutlular bak gülüyorlar falan diye. Evet. Bu Karadağ'la da alakalı değil aslında. Biz normalde de böyleyiz hep biliyoruz. İzmir'de de gidiyoruz yani merak etmeyin arkadaşlar. Maşallah diyelim. Evet, Karadağ'da yaşamaya beni ikna et diye sorular gelmesin artık bundan sonra umarım. Bu videodan sonra gelmez. Bu tamamen sizin kararınız olacaktır arkadaşlar. Evet. Yani biz sadece deneyimlerimizi sizle paylaşabiliriz. İşte neler var, ne yok, neyle karşılaşacaksınız. Aslında sizin için böyle bir ön broşür gibi aslında bir şey oluyoruz. Kesinlikle. Nerede ne yenir mesela, hangi okullara gönderilir, hangi şehirlerde yaşanır, hangi işler yapılır, ne bileyim nereden alışveriş yapılır. Hemen hemen hepsini neredeyse bugüne kadar işledik, söyledik. Marketleri olsun, alışveriş yerleri olsun, okullar olsun, yolları olsun, ne bileyim çevre ülkeler olsun. Hemen hemen hepsini gösterdik lafına size. Lafına bir şey keseyim. Vallahi kesinlikle keseyim. Şöyle bir şey arkadaşlar. Biz Karadağ'da bütün şehirlerde neredeyse zaman zaman yaşadık. Evet. Yani size Karadağ'ı tavsiye eden birisi bir şehirden bahseder. Ama biz bütün şehirlerin hepsini neredeyse biliyoruz. Avucumuzun içi gibi biliyoruz. Çünkü defalarca gittik orada. Uzun süre yaşadık. Gezmeyi sevdiğimiz için zaten. Ülke zaten çok büyük değil. Bütün şehirlerde zaman zaman kaldık. O yüzden ülkeyi çok iyi analiz edebiliyoruz. Yani diğerleri gibi öyle belli bir kesimi değil, belli bir yeri değil. Bütün ülkeyi analiz edip ona göre bütün ülkeyi genellemesini yapabiliyoruz. Bir daha söylüyoruz arkadaşlar. Karadağ küçük bir ülke. Küçük bir ülke. Bunu kaçıncı söyleşim bilmiyorum ama gerçekten küçük. Yani ben küçük yerde yaşamayı aslında istiyorum, seviyorum. Daha az sessiz, insan, sakin, daha huzur, az trafik, daha az işte gürültü, ne bileyim daha az tehlike. Birçok şey açılım yapılabilir bunun için. Tabii insan sayısı ne kadar çoğaldıkça o kadar da riskler risk artıyor. Diyorsanız mesela sizin için uygun bir ülke. Bir de daha önce de söylediğim ekonomik açıdan da bunu bahsetmemiz lazım. Yani cebinizde mesela atıyorum belli bir parayla geldiniz, bu para düşük bir paraysa ne değil Karadağ, ne bileyim yan şehre geçip bile yaşamakta zorlanırsınız. Bir ikincisi, bir dükkan açtınız diyelim, hemen bir günde patır patır müşteri almasını beklemeyin. Bu Türkiye için de geçerli. Yani Türkiye'de dükkan açan bir insan, atıyorum ne dükkanı, çerezci dükkanı,
bence bir 4-5 aylığının mantıklı ticaret kafası varsa biraz kenara koyup bu işe girişmesi lazım. Çünkü müşteriyi oturtana kadar, değil mi? Tabii. Kiran olsun, giderlerin olsun, elektriğin suyun olsun, işte bunları karşılayacak bir paran olacak ki sen artışa geçtiğin zaman en az eksiye düşmeden artıya geçmen lazım. Ama sadece yani sadece sıfıra sıfır başlıyorum. Aynen. Ucuzuna zaten ucu istiyor. Ucuna başlıyorum dediği zaman gerçekten sıkıntı olur. Bu sefer de kapatırsanız suçlu karadağ oluyor. Alakası yok. Bunu Türkiye'de de yaparsan kapatırsın. Amerika'da da yaparsan kapatırsın. Her yani ticarete yani. Girmek hem risk işi, biraz şans işi ama biraz da nasıl diyeyim, biraz ayaklarının yere sağlam basması lazım. Yani şöyle bir şey var. Kanada'da şimdi mesela benim arkadaşlarım var. 100 bin dolarlık yatırımla gidip böyle batıp evet. gelen arkadaşlarım var. Aynı yatırımı mesela Kanada'da 10 bin dolarla yapar. Yapardı. Aynı yatırımı. Biz bunu direkt biz aramızda da konuşmuştuk. 10 direkt binle yapardı demiştik bunu. Yapardı. Ya en azından Kanada'da bassa o kadar parası gitmez diye. Evet. Bir deneyim olurdu. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey, hani evet. bazen bize yazıyorlar, hani işte ben çok beğeniyorum, bir kere gördüm ya da görmeye geleceğim, atıyorum 6 ay sonra 2-3 sene sonra da yerleşmeyi düşünüyorum falan, ama yani arkadaşlar Karadağ sizi beklemeyecek. Karadağ'da oturum ve çalışma izni almak her geçen gün daha çok zorlaşıyor evet. arkadaşlar. Bunu önceki videolarımızda söyledik, sürekli yeni kurallar geliyorlar, hatta bazı bize çok saçma geliyor ama evet. işte ona da artık daha sessiz olmaya çalışıyorlar, daha az insan almaya çalışıyorlar. O yüzden planlarınızı çok uzun vadeli yapmayın arkadaşlar. Çünkü siz geldiğinizde ya kurallar çok çok değişmiş olacak. Mesela belli bir limit, para bloke limiti gelecek diyorlar. Evet. Onun dışında şu an yok mesela. Ortaklar bankada teminat göstermeniz şu anda evet. gerekmiyor ama gelecek diye duyduk. O da gelecek diye duyduk. Onun dışında baya baya zorluk çıkacağını biliyoruz arkadaşlar. Çünkü AB süreci yaklaşıyor gitgide. Ya her yerde prosedürler değişiyor arkadaşlar. Değişiyor. Mesela bugün Türkiye içinde işte yeşil pasaport ve gri pasaporta da bir kısıtlama geldi. Evet, bir başvuru yapmamız gerekiyor. Öyle ama yani değişti karar. İşte prosedür. Evet. Her şey yerinde sayacak, bu hep böyle gidecek diye bir şey yok. Kesinlikle. Arkadaşlar bu videoyu sonlandıralım bu gayetten. Kendinize çok iyi bakın. Kanallarımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Bize ulaşıp istediğiniz soruları da sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.